de milföylü çok güzel bir börek yapacağız. Hem yufka kullanacağız, hem milföy kullanacağız. İçine de bol yeşillik koyacağız. Bol da böyle peynir çeşitlerinden koyacağız. Süper bir börek bizi bekliyor. Böyle fırında kabarıp kabarıp bizi şaşırtacak bir börek olacak. Hadi başlayalım. Önce börekle başlayalım. Fırınımı hemen ısıttım ben zaten, hazır şu anda. Böreğimizi fırına koyalım. Ondan sonra da granolamıza geçeriz. Evet, neyim var? Hemen malzemelerimi sayıyorum. Taze soğan, maydanoz, dereotu, veya çeçil peyniri. Küçük küçük doğradım onları, minicik minicik. Karabiber, tuz, yumurta, maden suyu, beyaz peynir, süt ve sıvı yağ var. Bir paket milföy var ve 3 tane yufkam var. Orada karar vereceğiz. 2 yufka da kullanabiliriz, 3 yufka da kullanabiliriz. Oradaki duruma göre karar vereceğiz. 3 yufkam burada duruyor. Evet, başlayalım şimdi hemen. Bu arada bir paket milföy yetiyor normalde. Şöyle milföyleri biraz birleştiriyoruz. Yani şöyle birbirinin üstüne koyuyoruz. Biliyorsunuz milföy çok gerçekten narin, hassas. Böyle bazen çok bekliyorsunuz, açılması için bekliyorsunuz. Sizi böyle bekletiyor bazen. Bazen de bir bakıyorsunuz açılmış, kendinden yumuşamaya başlamış falan. Ayarı hakikaten önemli. Şöyle hafif açıyoruz. Çok da değil ama hafif şöyle açıyoruz, birleştiriyoruz ve şöyle tepsimize şöyle koyuyoruz. Şöyle tepsiyi yaklaştırdım. Yavaş yavaş bunları dizeceğiz. Şimdi bir milföyüm daha var. Onu da hemen biraz açıyorum. Şöyle. Ben milföy kullanmayı çok seviyorum, biliyorsunuz. Böyle tariflerimde de yer vermeyi seviyorum. Tatlılarla, böyle işte şeftaliyle, balla, elmayla. Evet, şöyle güzelce bunu da yapıştırdım. Evet, şimdi bakalım öbür tarafı nasıl kullanacağız. Şöyle bir taneyi... Evet, şöyle yapacağım bir tane. Yine şöyle açıyorum. O yüzden bunları aslında birbirine ayırmıyorum. Hani tek tek kare karedir ya onlar. Evet. Şöyle hemen yine elimle birleştiriyorum. Maksat çok kalın kalmasın. Ama zaten kalın da kalmıyor, merak etmeyin. Ben bu böreği yaptım. Ondan sonra arkadaşlarıma bahçeye indirdim. Böyle tepsiyle. Şöyle söyleyeyim, yani 5 dakika sonra hiçbiri yoktu. Gerçekten bayıldılar ve fırında da öyle güzel kabardı ki. Dedim tamam, tam bizlik bir börek tarifi çıktı. Siz de bayılacaksınız. Yani çok güzel mesajlar geliyor sosyal medyadan. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle bir tanesini hemen buraya koyuyorum. Açmıştım zaten. Şimdi onu da, yani tam ne yapacağız biliyor musunuz? Siz de kendi evinizdeki tepsinin boyuna göre milföy diyoruz tepsiye efendim. Tamam. Yani ben bir paket dedim. Üstüne zaten bir paket gidecek. Ama şöyle hiçbir yeri açık da kalmasın. Hani siz onun şekline siz karar verebilirsiniz. Şöyle bakın, bir tane de buradan kesiyorum. Biraz da açıyorum. Ve koyuyorum. Hatta biraz daha açayım. Şöyle. Evet. Zaten börek çok seviliyor. Bir de böyle bir tarif olunca çok daha güzel oluyor. Evet, ikinci bölüme geldik. Şimdi ne yapacağız? Yufkamızı... Evet, önce şöyle yapalım. Sosumuzu hazırlayalım. Şöyle sodaya koyalım. Zaten taze açmıştım. Asidi üstünde. Sütümüzü de koyalım. Yağımızı da koyalım. Bir de yumurta koyalım içine şöyle. Zaten kendi bile çok şey değil mi? Kuvvetli bir malzeme yani hani. Evet, şöyle güzelce onları bir karıştıralım. Burada yumurtanın iyi karışması çok önemli. Hani böyle iyi karışmadığı zaman böyle damar damar bazen yumurta geliyor sürerken. O hiç güzel olmuyor. O yüzden böyle çok çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Arzu ederseniz yumurtayı önceden de karıştırabilirsiniz. Benim gibi yapmayayım. Evet, devam edelim. Şimdi peynirlerimizi koyuyorum. Pembe güzel kaşığımla başlayayım karıştırmaya. Beyaz peynirini de koyuyorum. Ben rendeledim peynirleri. Rahat ediyorum rendeleyerek. Bol maydanoz. Bol taze soğan. Evet. Bol da dereotu koydum. Başka ne yeşillik seviyorsanız. Ne olur bunun içine?
sizce? Mesela pazı olabilir, ıspanak olabilir ya da nane olabilir, reyhan olur. Böyle bulduğunuz yeşil, ben böyle otlu peynirli, hani vardır ya, gidersiniz gözlemeciye ne derse otlu peynirli olsun mu diye. Otlu peynirli mesela bayılırım. Evet, şöyle. Bir saniye. Güzelce karıştırdım. Evet, şimdi hemen tepsimi önüme alıyorum. Ve bir tane yufkayı şöyle açıyorum. Kenarlardan taşsın. Sıkıntı yok. Çünkü sonradan tapatacağız zaten kendisini. Yani şöyle görebiliyor musunuz? Bunu da buraya alayım ben. İçi de buraya alayım. Siz daha rahat görün. Sonra, şimdi bu birinci yufka. Sonra şöyle ikinci yufkayı, bu arada ben birazcık başlıyorum ıslatmaya. Bir de fırçam da var. Evet, şöyle hafif hafif sosundan yaymaya başlayayım. Bol soslu çünkü zaten. Evet. Bu tabii benim burada şimdi pek fırsatım olmayacak. Hemen fırına vereceğim. Ama siz evde muhakkak biraz bekletin, olur mu? İyice çeksin yani malzemesini. Yani ne kadar bol malzeme koyarsanız ve çektirmesine izin verirseniz o kadar kabarıyor. Bir tane daha böreğim var. Onu da size ilerleyen günlerde yapacağım. Ya biz korktuk fırından artık taşacak diye yani. Hakikaten çok güzel oldu. Evet, şöyle hemen bu tarafa bir tanesini koyuyorum. Yine ıslatıyorum. Biraz su böreği gibi oluyor değil mi? Şöyle. Evet. Şimdi öbür tarafını da koyuyorum. Ve malzemeye koyacağım artık. Hemen malzememizi de alalım. Bol malzemeli böreğimizin iç malzemesini şöyle yayıyorum. Evet. Ben beyaz peynirle böyle ya dil peynirini ya da işte bu çeçil peyniri gibi peynirleri karıştırmayı seviyorum. Çünkü öbür peynirler biraz yok olurken beyaz peynir hiçbir zaman yok olmuyor. Ben buradayım diyor hep. O yüzden işte çok güzel oldu. Şimdi hemen üstünü yine kapatıyoruz. Evet, vallahi tam 3 yufka kullandım. O yüzden siz de 3 yufka olarak düşünebilirsiniz. Evet, böyle kapadık. Sonra da kenarlarından kapattık. Evet. Şimdi güzelce bastırıyorum elimle. Çünkü üzerini daha biliyorsunuz milföyle kapatacağız. Ama şimdi sosunu sürüyorum. Evet, şöyle biraz yapayım. Sonra da üzerine zaten gezdireceğiz. Evet. Şöyle güzelce sürelim. Evet, milföylerimi alayım. Başlayayım onları yine açmaya. Milföyle tekrardan kapattık böreğimizi. Üzerine de sosunu bolca döktük. Şimdi kesiyoruz. Evet, şöyle. Önden dilimleyelim ki sonra dilimlemek daha zor oluyor. Evet, şöyle. Elimle tutmak zorundayım. Evet, şöyle. Kare kare kesiyoruz. Ve sonra fırına gideceğiz.